Bugün önemli bir SQL konusu olan join'lere giriş yapıyoruz. Join. Join anlamı da zaten nedir? Join bağlanmak, evet. Bağlanmak. Sevgi, saygı, mutluluk. Şimdi join konusu arkadaşlar, alt sorgularda çıkan kargaşalara bir çözüm olacak bir yapı sunar bize. Veri tabanını oluştururken normalizasyon gereği tabloları parçalarız ve değerleri farklı tablolarda tutarız. Ancak verinin anlamlı olabilmesi için, hava gelsin diye mi? Verinin anlamlı olabilmesi için illaki bir arada gözükmesi lazım adamların, değil mi? Örnek üzerinden bakacak olursak, biz ürünler için ürünün esas bilgilerini ürünler tablosunda tutarken beraberinde tedarikçinin fazla yer kaplamaması için ve veri tekrarı olmaması için, aynı zamanda daha hızlı tedarikçilere ulaşabilmek için ne yaptık? Tedarikçiler tablosunu ayırdık. Ve buradaki tedarikçi ID üzerinden bağladık. Northwind üzerinden konuşuyorum, sanki biz yapmışız gibi konuşuyorum. Biz de yapsak aynısını yapardık yani. Bunun dışında kategorilerle ilgili yine aynı şekilde kategori bilgilerini farklı bir tabloda iliştirerek tutuyoruz, değil mi? Veri tutarlılığı ve veri azlığı performansı için. Ancak bir rapor çıkarırken adam sizden kategori ID 1, tedarikçi ID 5 diye görmek istemez. Bunun yerine ne isteyecektir? Kim kardeşim bu? Hangi tedarikçi şirket? Bu kategorinin adı ne diye fırçayı basıp gönderecektir. Sizin ürünleri çekerken beraberinde tedarikçi veya kategori veya ikisi birden bilgilerini yanında listelemeniz şart. İşte bu durumda demoralize edilmiş yazılımcının tekrar normalize etmesi için falan diye tersten gittik, neyse. Bir koddur join'ler. İki tabloyu ilişkili kolon üzerinden birbirine bağlarlar. İki tabloyu ilişkili kolon üzerinden birbirine bağlarlar ve tabloların denormalize bir şekilde sorgulanmalarını sağlarlar. Üç çeşit join var arkadaşlar. Inner join, outer join, cross join. Inner join ile başlayacağız. Inner join. İlişkili kolon üzerinde kolonlarda null olmayan değerleri iliştirerek listeleme yapar. Nasıl? Bakın, bir select sorgusu yazıyorum. Yıldız from ürünler diyorum. Ürünler. İstiyorum ki ürün kategori isimleriyle birlikte gelsin. Ürün adı, kategori adı, fiyat ve stok gelsin. Şimdi ben buraya gelirim. Ürün adı virgül. Kategori adı diyecek olsam, kategori adı var mı? Yok, değil mi? Bu bizim için sıkıntı. Ancak fiyat, stok var. Fiyat, stok var. Ürün adı, fiyat, stok. Ürün adı, fiyat, stok kolonlarım var. Bu üçünü çekiyorum. Ancak bana ne lazım? Kategorinin adını da, ilişkili kaydın doğru kategori adını getirecek şekilde listelenmesi lazım. Tam bu sırada join kullanılır arkadaşlar. Takma isim veriyorum tabloya. Inner join ile bir tablo daha bağlıyorum. Gidiyorum, diyorum ki kategorilere bağla. Kategoriler K. Bunlar da K olsun. 10 derim. 10. 10 arkadaşlar bu iki kolonu hangi iki kolon üzerinden eşleştireceğini sorar. Verirsiniz. Dersiniz ki ürün nokta kategori ID ile kategori nokta kategori ID'yi eşleştir.
ve bana bir sonuç üret. Çıkan bu sonuç içerisinde ürünün yanına ürün adı virgül kategori adını mı getirmek istiyordum? K nokta kategori adı diye bağlarım. K nokta kategori adı diye bağlarım. Böylelikle bu sorguyu çalıştırdığım zaman bakın sonucu görelim. Ürün adı çay, kategori beverage. Ürün adı çeng, kategori beverage. Ansiçuruk condiment, Chef Anton condiment, gumbo mix condiment. Hangi kategori ID verilmişse ona ait olan kategoriyi seçer ve yanına listeler. Bakın. Şimdi burada ne elde ettik? Aslında iki tane sorgu var. Select yıldız from ürünler, select yıldız from kategoriler. Bakın geldi. Şimdi burada baktığımız zaman ürünün içerisinde doğrudan kategori adı diye bir bilgi yok. Onun yerine adam demiş ki referans numarası olan bir numarasını yazmış buraya, değil mi? Bu bir numarası hangi kategoriye denk geliyor? Beverage'e. Aşağıdaki tablodan. Beverage'e denk geliyor. Ben join'e şunu derim. Git ürünler tablosunda bir gördüğün yere, kategori adında bir gördüğün yere bir numaralı kategoriyi seç, koy yanına. 2 numarayı gördüğün yere condiments'ı koy, 3 gördüğün yere confection'ı koy. Böylelikle normalde tek bir tablo içerisinde bulunmayan bilgileri tek bir tablo içerisindeymiş gibi listeleyebilmiş oluyorsun. Birleşim tablosu oluşturuyorsun. Ama mantıklı bir birleşim. Buradaki 1'e 2'ye bakarak buradaki değeri 1 numaralı kategori, 1 numara, 2 numaralı kategori diye seçip yanına yerleştiriyor. Yerleştirdiğim kategorilerden de ben sadece kategori adını istediğim için K tablosuna bana sadece kategori adını listeliyor. Bak dikkat ettiğim zaman 1 yazan yerlere beverage, 2 yazan yerlere condiments, o şekilde yerleştirerek gitmiş. Değil mi? Join dediğimiz olay aslında temel mantıkta baktığımızda bu işlemi yapar arkadaşlar. Gider bir gördüğü yere başka bir tablodan bir kolonu seçerek o 1'e denk gelen elemanı seçerek buraya getirir. Burada aslında normalizasyon kuralını düşünün. Normalizasyon. Buraya veri tekrarı yapmamak için, tekrar beverage, condiment diye gitmemek için ne yaptık? Dedi ki bu böyle veri tekrarı çok yer kaplar başka tabloya. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Select anında birleştirerek çekmesini sağlıyoruz. Böylelikle saklama anında kazanç sağlamış oluyoruz. Ulaşım anında kazanç sağlamış oluyoruz. Bir tek sorgulama anında performans kaybı kazanmış oluyoruz. Azalmakta sayılmaz o aslında ama performans kaybetmiş oluyoruz. Böyle bir birleştirme usulüdür. İki tabloyu birleştirmek aslında bir kolon üzerinde. Özü bu. Peki o zaman size sorayım. Hocam orada kategoriler... O zaman diyelim ki ürünleri tedarikçi adlarıyla tedarikçi şirketlerin adları ile listeleyiniz. Ne yaptık? Gittik ürünler tablosuna tedarikçileri inner join ile bağladık. Dedi ki bu iki tablo birbirlerine tedarikçi ID'ler üzerinden bağlıdır. Nasıl tespit ettik bunu? Diyagrama gittik. Diyagramda tedarikçilerle ürünleri bağlayacağım dedim. Bu tedarikçinin aralarındaki ilişki nedir? Bu çizgi. Kilit ne tarafta? Tedarikçi ID tarafında. Tedarikçiler tarafından. Tedarikçi ID'dir o zaman diyorum. Kilit olan anahtar orası olduğu için. Buradan aldım. Bu tarafta nereye bağlı olabilir? Tedarikçi ID'ne bağlı olabilir. Tedarikçi ID'ler üzerinden görüşüyorlar dedim. Zaten ilişki varsa join yapmak çok kolaydır. Mesele ilişki yokken join yaptırabilmekte. O biraz daha uğraştırıyor. Adamlar ilişki yapmıyorlar. Ondan sonra sen join yapabilirsen. Yapabilirsen. Peki.
Geldik tedarikçi ID'ler üzerinden bağladık. Ürün adı, şirket adı, fiyat listelemesini yaptık. Öyleyse bir tane daha join soralım. Ürünlerin satışlarını listeleyiniz. Ürün satış raporu diyeyim mi aslında? Ürün satış raporu. Satış detay üzerinden gidecek. Esas şeyle. Ürünler üzerinden. Ürünün adı. Satış fiyatı. Kolonları. Adet. İndirim kolonları. Ne yaptık arkadaşlar? Dedik ki ürünler tablosunu çek. Ürünler U. Bu ürünlere inner join'ine bağla satış detayı. Buna da SD kısa ismini verdik. Hangi iki kolon üzerinden? 10 dedik. SD satış detaydaki ürün ID ile üründeki ürün ID üzerinden bağla dedik. Burada ikili join yapılabileceği gibi üçlü join de yapılabiliyor arkadaşlar. Sıradaki sorumuz şu olacak, bunu ben çözeceğim. Hangi personel? Hangi personel? Hangi ürünleri satmıştır? Genel rapor. Öncelikle kodu yazmadan önce gidip bir bakmak lazım. Personel. Gerçi bu kaç oldu? Bu dörtlü olmuş oluyor. Ürünün adı da gelecekse. Ürünün adı gelmemesi. O zaman hangi satışta hangi ürünler satılmıştı diyelim. Ürünler satmıştır. Hangi satışta hangi ürünler satılmıştır. Edilgen yapıya dönüştürdük. Şimdi diyagrama geldim. Satış. Hangi satışta hangi ürünler satılmıştır? Bunlar direkt birbirlerine bağlılar mı? Değiller. Nereden bağlılar? Satış. Satış detaya bağlı. Değil mi? Satış detayda ürünlere bağlı. O zaman herhangi bir sırayla birbirlerine bağlamaya başlarsınız ilişkili olanları. Ürünleri satış detaya bağlarsınız. Satış detayı satışlara bağlarsınız. Veya bu taraftan çıkarsınız. Fark etmez. Gelirim derim ki select yıldız from derim öncelikle. Select yıldız from. Ürün ne? U. Inner join. Inner join. Hangi tablo? Satış detay. Satış mı? SD. Bu iki tablo hangi kolonlar üzerinden görüşür arkadaşlar? Ürün nokta. Ürün ID. Virgül eşittir. Satış detaydaki ürün ID. Bir inner join daha diyebiliyorum. Inner join tekrar. Bir daha inner olarak bağla. Kimleri bağla? Satışlar tablosunu bağla. S 10. Bu sefer nereye üzerinden görüşecekler arkadaşlar? Satışlar tablosuyla satış detay tablosu birbirine bağlı olacak. Satış detayla satışı bağlaman lazım. Satış ID üzerinden. Güzel. Mi? 10 derim. S'deki satış ID eşittir. SD'deki satış ID'ni. Olanları getir. Birbirlerine denk düşenleri listele. Pataküte bas. Listele diyorum. Yıldız yerine de ne diyeceğim? Hangi ürün? Ürün adı. Hatta şu alışkanlık olsun. U nokta. Ürün adı. Virgül. SD nokta fiyat virgül SD nokta adet virgül SD nokta
indirim virgül satış tarihini istiyorum. S nokta satış tarihi virgül satış tablosundan nakliye nakil tarihi mi? Neydi? Sevk tarihi. Nakliye ücreti diyor. Sevk tarihi diye bir şey olması lazım. Sevk tarihi var. Allah. Scroll çıkmış. Sevk tarihi buradaymış. Bunları bağla diyorum. Çalıştırdığım zaman, execute dediğim zaman bana ne yapıyor? Cuesto Cabreras'tan, Cuesto Cabreras $14'dan 1996 4 Temmuz'da satılmış, 16 Temmuz'da gönderilmiş. 12 günde teslim gönderilmiş, sevk edilmiş. 14 tane Cuesto Cabreras. 6 gün mü? 12 gün mü? Yuh. Bu şekilde 3 tabloyu da birbirine bağlayabiliyorsunuz. Peki bununla ilgili bir örnek daha soralım. Ha, tamam. Hangi personel hangi müşteriye satış yapmıştır? Müşteri de şirket adı listelenecek. Hangi müşteriye hangi tarihte satış yapmıştır? Öncelikle bir keşfe çıkmanız lazım tablo üzerinde. Ondan sonra veri tabanı üzerinde keşfe çıkın, sonra sorgu yazın. Sorguda dedik ki arkadaşlar, git seç kimi? Personelleri. Lakin personelin yaptığı satışları da seç beraberinde. Join'le satışları bağladık. Personelle satışı bağlayabilmek için şunu aşağı getirdiğimde tekrar. Personelle satışı bir araya getirdiğinde anahtar personel tarafında. Demek ki personeldeki anahtarlı kolon kullanılmış. Personel ID. Burada nereye bağlanmış olabilir? Burada da personel ID var. Demek ki buraya bağlanmış olabilir. Müşteriler tablomuzda ne var? Burada satışlara bağladık personel ID'den. Daha sonra ne lazım? Müşteriler lazım değil mi? Personele satışları bağladık personel ID üzerinden. Müşterileri bağlamamız lazım. Neresi üzerinden? Müşterilere gidiyorum. Müşteri ile satış arasındaki ilişki budur. Müşteri ile satış arasındaki ilişki budur. Müşterinin anahtar müşteri tarafından. Dolayısıyla demek ki buradaki müşteri ID kullanılmış. Buradan müşteri ID seçilmişse burada nereye bağlanmış olabilir? Müşteri ID'yi var. Muhtemelen buraya bağlanmıştır. Eğer tam olarak kestiremiyorsanız mesela nakliyecilerde buraya nakliyeci ID yok. Çift VIA'ya bağlı değil mi? İlişki. Tam kestiremiyorsanız eğer ilişkiyi seçersiniz arkadaşlar. F4'e bastığınızda property ekranı gelir. Özellikler ekranı. Tables and Columns Specification diye bir ayar var. Table and Columns Specification. Genişlettiğim zaman bakın burada diyor. Primary Key nakliyecilerdeki nakliyeci ID'dir. Nakliyecilerdeki nakliyeci ID. Foreign Key satışlardaki satış şifreye ya bağlıdır diyor. Dolayısıyla ilişkinin nereye bağlı olduğunu foreign tarafında tahmin edebilmiş olursunuz. Bu da bir püf noktaydı. Bunu da getirdik, ne yaptık? Inner join müşteriler, M demişiz kısa isim. M nokta müşteri ID, S nokta müşteri ID'ne eşittir diyorum ve bu şekilde tablolara eşleştirerek bir join üretiyorum. Şu kolonlarda bir değişik bir eylem yaptık burada. Ne yaptık? Personelin adıyla personelin soyadını aralarında boşluk bırakarak birleştirdik bakın. C#'taki birleştirme işlemini burada aynen uygulayabiliyoruz, string birleştirmeyi. Git her personele denk gelen personelin adını personelin soyadıyla birleştir. Hatta araya da bir tane tırnak tırnakla boşluk koy
dedik. Evet. Neden söyle? Biz çıkaydık. Müşteri adı ve satış tarihini de aldık ve karşımıza şekil yumuşak yerdeki gibi bir sonuç çıktı. No column name yazıyor. Bu da şık değildir. Aynı zamanda no column name şeklinde adı.net'te C# tarafına gönderirseniz sonu elde etmekte zorluk yaşarsınız. İsim vermek lazım. Kolonların oluşturulması tamamlandıktan sonra as diyerek veya as demeden diyerek veya demeden buna ad soyad bitişik olarak yazarsak ad soyad kolonu olacaktır. Bitişik yazmazsak da köşeli parantez içine alıp veya tırnak içine alıp yazmanız gerekir. Evet, olayımız bu arkadaşlar. Şimdi yeni bir sorgu. Join'lerde çok sorgu yazdıracağım. Join'lerde çok sorgu yazdıracağım. Ne diyelim? Dörtlü birleştirme isteyeceğim şimdi. Müşterinin satışları üzerinden hangi ürünü aldığını isteyeceğim arkadaşlar. Hangi müşteri hangi üründen kaç dolarlık satın almıştır? Dört join, dört tablo var. Birleştirilmesi gereken. Oraya çıkalım. Evet, ne dedik arkadaşlar? İbrahim Bey geldi, çözdü olayı. Dedi ki sorgu bizim işimiz. Select dedi, select from diyerek ürünlerle başladı. Öncelikle soruya şöyle bir baktı, soru mu diye. Sonra sorana baktı, adam mı diye. İkisi de kriterlere uygun olduğu için soruyu yazmaya başladı. Müşteri hangi üründen kaç dolarlık satın almıştır? Müşteri var, ürün var, hangi ürün? Dolar var, satış detayı da dolar, fiyat, adet, kaç tane aldığı satışı burada var. Bunların birleşeceği bir tablo olması lazım. Baktı ki üründen müşteriye giden yol zaten satış detaydan geçiyor. Problem yok o zaman. Müşteri, satışlar, müşteriyle satışlar birbirine bağlı. Satışlarla satış detay birbirine bağlı. Satış detayla ürünler birbirine bağlı. Bu ilişkiyi kurmaya başladı. Ürünler tarafından başlayacağım dedi ve aldı eline sazını. Dedi ki öncelikle hocam join'le ürünler bağlanır. Join ilk önce from'la ürünleri doğrudan çekerim. Ürünlere giderim, satış detayı bağlarım. Satış detayı. Lakin bağlarken hangi kolonlar üzerinden bağlayacağım? Anahtarı buldu, anektarı. Anektar ürün ID. Dolayısıyla diğer tarafta da ürün ID varsa ürün ID'ne bağlıdır. Buraya bağladı. Geldi, ürün ID'ler üzerinden bağladı. Sonra satışları bağladı. Satışlar. Satışlarla satış detay birbirine bağlıydı. Hangi koldan bağlılar? Şuradan. Anektar ne tarafta? Anektarımız satış ID. Satış ID'ni aldı. Bu tarafta nereye bağlı olur satış detay tablomuzda? Yine satış ID'ne. Geldi satış ID'ler üzerinden. S nokta satış ID. Satışların kısaltması S. S nokta satış ID üzerinden. SD nokta satış ID'ne. Satış detay nokta satış ID'ne bağladı. Sonra en son dedi müşterilere bulurum. Müşteriyle satışları bağlarım. Baktı ki anahtar müşteri tarafında. Müşteri ID üzerinden bağlılar demek ki diyor. Müşteri ID'yi burada. Müşteri ID'ne bağlıdır. Anla böyle izazına getireyim. Bağlıdır dedik. Geldi müşteri ID'ler üzerinden müşterileri bağladı. Kolonlarda da ürün adını seçti. Ve satış detay tablosunda ürünün fiyatı, adeti ve indirimi var oran olarak. Fiyatla adeti çarptı. 50 dolardan 75 tane dedi mesela. Üstüne de %25 indirim yapılmışsa 0.75 ile çarpmak için 1x indirim dedi. 0.75 kaldı. Fiyatın %75'ini almış oldu. Böylelikle indirimli fiyat üzerinden ürünleri gördük. Şokolade.
Daha bunlara grup buy yapacağız. Esas tam rapor orada çıkmaya başlıyor işte. Tatlı oluyor. Peki. Artık Outer Join'e bir adım atalım. Hocam, burada son kez bir örnek daha yapar mısın? Son kez bir örnek daha. Daha büyüğüm. Ama şey hocam ya. Ama siz anlatın yani. Yani siz yapın, siz anlatın. Olur. Yani şey grup buy'da koyayım mı içine? Koyun hocam. Yok hocam, sonra yapalım. Yani şu tam bir anlayan grupla ilgili kısmını söyleyelim. Hayır, hayır. Nereden deli geliyoruz yani. O daha böyle tamam. Şey o zaman... Yani şey hocam ya, bunu yazıyorum da bazen niye yazdığımı anlamıyorum hani. Nereden deli geliyoruz ben diyorum. Yani. Tamam, tamam. Uzak mı olsun böyle? Evet hocam. Hangi personel, hangi kategoriden ürünler almıştır? Şey, hangi kategoriden ürün satmıştır personel? Niye alsın canım? Değil mi? Şimdi personelden ürüne doğru, şey, kategoriye doğru gitmemiz lazım değil mi? Direkt ilişki yok. Kategori nereyle ilişkili? Ürünle. Ürün tedarikçiyle, ama tedarikçinin gidecek başka yeri yok. Satış detaydan gidebilir miyim? Satış detay bir tek geçiş tablosu gibi direkt buradan hop satışlara yönlendirdi bizi. Satışlarda personellere bağlı, bu yolla gidebilirim. Personel, satış, satış detay, ürün, kategori. 5 tane tabloyu birleştirmemiz gerekecek. Şimdi burada sorgu yönünü neye göre seçeceğiniz önemli. Sorgunun çalışma performansı açısından önemli. Sorgu çalışma performansında arkadaşlar az olan veriden başlamak sorguyu daha hızlı yapıyor. Yani burada en az kayıt nerede var? Personelde mi var? Satışta mı var? Satış detayda mı var? Üründe mi var? Kategoride mi var? Kategoride değil mi? 7-8 tane kayıt var. Personelde de yaklaşık olarak aynı aslında. Bir de hocam yani ya baş ya son olması daha iyi olmaz mı yani? O şart değil yani. Ortada bir şey ise bunu buna bağlayıp sonra bunu öbürüne de bağlayıp böyle devam edebiliyorsunuz. Aslında sorgu mantığında şu vardır inner join'de. Daha doğrusu join'lerde. Geldim from ürünler dedikten sonra inner join'le satış detayı bağladım ya. Bu ikisi aslında bir tablo. Her join'de sen öncekilerinden oluşan birleşim tablosuna yeni bir tablo eklersin. Üçüncüyü bağladıktan sonra üçünün birleşimi bir tablo. Sen yeni bir tablo daha ekliyorsun o tabloya. Büyümüş bir tabloya bir tablo daha ekliyorsun. Daha büyük bir tablo elde ediyorsun. Sonra o tabloya yeni bir tablo daha ekliyorsun. Böyle elimin açabildiğim kadar açtım işte. Böyle büyüte gidiyorsun. Bir şey geldi. Mesela ilk sorunda performans dışında hangi tablo olduğunu önemli değil. Evet. Onun dışında bir önemi yok. Performansı da etkiler sana. Yani bir tabi bir büyüteşi olsun. Yeter ki ilişkili tabloları bağla. Yani kategorileri koyduktan sonra direkt personelleri bağlamaya çalışırsan bilmelisin ki bağlayacak bir alanın yok. Ama tam oradaki bir tablo. Satış detayı seçersen satış detay bilirsin ki bu tarafa da gidebilirsin, bu tarafa da gidebilirsin. Önce bu tarafa gidip sonra bu tarafa gidebilirsin. Çünkü bu üçünün birleşiminden oluşan tabloya satış ekleyebilirsin. İçerisinde yine satış ID bulunacaktır. Hep bir şey denk geldi ya baştaki ya sondaki. Acaba dedim hani öyle mi düşünüyoruz? Hani baştan başlayıp sona mı gidiyoruz? Hep böyle aklıma geldi de. Onun bir avantajı var yalnız. Şu açıdan avantajı var. Performans dışında takip kolay. Bundan buna geldim. Bundan gidecek olsam bunu bağlamış mıydım? Şunu unutmuş muydum diye. Çünkü 8, 10, 15 tane tabloyu birbirine bağlayacağınız zaman sıkıntı olur. Geçen gördük işte. Adam 679 tane tablo koymuş. Bunun içerisinde 50 tane tabloyu birbirine bağlayacağında problem yaşayabilirsin. Ondan o kadar tablolu veri tabanı da saçma gerçi. Onu da söyleyeyim yani. 100 tane tabloyu da onun yaptığı işleri yaptırırsın. Yanlış bir yazdım. Kimlere yazdırıyorlar arkadaş falan diye. Heyhat. Hangi kategoride ki ürünlerden hangi personeller satışlar yapmıştır? Böyle bir liste istiyorum. Geldim. Sorumu da yazayım. Gelelim bakalım. Tabi ürünün de adını yazması lazım diye hangi ürünü sattığını da söylemek lazım. Select dersiniz. Öncelikle yıldızla başlayalım. From. Yıldız from. Kimi bağlayacağım? Kategoriler demiştik. Kategoriler. Kısa isim veriyorum. K.
Biz ona arkadaşlarla aramızda K diyoruz. Sonra geliyorum. Join, inner join. Inner join. Hangi tabloyu bağlamam gerekiyor? Kategorilere. Ürünler ilişkili. İlişkide anahtar kategori tarafından. Dolayısıyla kategori ID'yi alıyorum. Kategori ID burada nereye bağlı olabilir diyorum. Şöyle bir gezdirdiğim zaman gözümü. Kategori ID diye bir kolon var. Yani adam mantıksız değilse bunu buraya bağlamıştır diye düşünüyorum. Ya da ben yaptıysam zaten onu oraya bağlamışımdır. Gelirim. Ürünleri bağlarım. Kısa isim olarak U derim. Takma isim. On diyerek hangi iki tablo üzerinde bağlanacağını söylüyoruz. U'daki kategori ID eşittir. Kategorideki kategori ID. Bu tarafta hangisini önce yazdığınızın önemi yok. K'yı mı U'yu mu önce yazdığınızın bir önemi yok. Inner join. Sırada kim vardı? Satış detay. Satış detay tablosu vardı değil mi? Satış detay tablosunda anahtar ürün tarafında. Ürünler, ürün ID. Bu ürün ID'ni buradan kime bağlıyoruz? Satış detayda da ürün ID'yi var. Aynı isimlisi varsa odur. Satış detay diyorum. SD diyorum buna. 10. SD'deki ürün ID'si eşittir. Ürünler tablosundaki ürün ID'sine denk geliyor diyorum. Inner join. Satış detay doğrudan satışa bağlıydı değil mi? Satışlar. S diyelim buna da. 10. Baktığım zaman satış detaydan bir tane bağlantı daha çıkıyor satışlara. Anahtar satışlar tarafındaysa satışlar tablosunun primary key'i demek ki alınmış. Kime bağlanmış? Burada satış ID'yi var. Buraya bağlanmıştır. Önemli olan bu tarafta anahtarın olması. Buradan gelip bu satış ID'ye bağlanmış. Gelelim. S nokta satış ID eşittir. SD nokta satış ID derim. Bağlarım. Inner join. Buradan personellere gideceğim. Personeller. Personellerle satışı bağlayacaktık. Bu iki tablo arasındaki ilişkide anahtar personel tarafındadır. Personel ID. Burada var mı personel ID? Var. Personel ID'ne bağlarım. Gelirim. Personeller P derim. 10. P nokta personel ID eşittir. S nokta personel ID diyorum. Bağladım. Bakın yıldız diye çekerseniz nasıl oluyor arkadaşlar? Yıldız diye dediğinizde kategorinin kolonları, arkasına ürünün kolonları geldi. Ürünün kolonları bittikten sonra satış detayın kolonları geldi. Şöyle burası satış detay. Sonra satış tablosunun kolonları geldi. Dikkat edin. Arkasından nereden başlıyor? Şurada personel tablosunun kolonları geldi. Dolayısıyla bütün kolonların birleştiği bir DB oluşturmuş olduk. Tamam. Şimdi Inner Join'da arkadaşlar ne dedik? Kural şu ki bağlanan kolonlar yani personel ID'ler bağlanıyor ya bu kolonlardan null olmayanlar ve ilişkili olan kayıtlar gelir. Buradan çıkaracağınız anlam şu. Sadece şurayı getireyim. Kategorilerle ürünleri seçtiğim zaman şöyle şu ikisini çektiğim zaman ürünler içerisinde kategori ID'si belli olmayan ürünler gelmemiş. Bakın kavunla karpuz vardı. Gelmemişler. Çünkü bu ürünlerin kategori ID'leri belli değildi. Bakın
kategori ID'leri nar olduğu için gelmedi. İlişkili değil. O ürünler hiç yok gibi. Aynı zamanda kategoriler içerisinde de ara sıcaklar, sebzeler falan diye kategoriler var. Tamam mı? Bunlar hiçbir ürüne eklenmediği için, 10-11 hiçbir üründe olmadığı için, bakın kategori ID in 10,11, hiçbirine ekli olmadığı için join'le, inner join'le bağlanan sorguda bu kategorileri de göremezsiniz. Bunun nedeni kategorilere hiçbir bağlı ürün yok. Dolayısıyla kategoriler yok sayılır sorgu içerisinde. Inner join'de illa bir yere iliştirilmiş olmalıdır. İki kolondan birisi birbirine bağlanmış olmalıdır gelebilmesi için. Bu durum bizim sorgularımızda bazen saçmalığa yol açıyor. Şu nedenden dolayı. Ürünleri listeliyorsunuz. E-ticaret sitesi yazdığınızı düşünün. E-ticaret sitesinde join'le ürünün resimlerini başka tabloda tutuyorsunuz ve oradan çekiyorsunuz. Resmiyle birlikte. Peki ürüne resim atanmamışsa ürün hiç yok gibi. Halbuki olur mu canım? Ürün var ama resmi yok. Hepsi burada da bazen denk geliyorsunuz. Ürün resmi hazırlanıyor der ürüne girdiğinizde. Değil mi? Resmi yok ama açılır yani. Böyle bir hatanın olmaması için ürünün koşulsuz şartsız getirilmesi lazım join'de. Lakin resmi olmayabilir. Resmi yoksa yerine varsayılan bir resim atılır. Nalsa bakılır. Ama getirmemek olmaz. İşte bu durumda outer join işin içerisine giriyor. Outer join. Outer join sorguda bağlanan kolonlarda null değer olmasına aldırış etmeksizin verileri getirir. Null değer varmış, hiç umrunda olmaz, o verisini getirir arkadaşlar. Tamam. 3 çeşit outer join var. Left, right, full. 3 çeşit. Mantıklı olarak şudur olay. Left join ile başlayalım. Sorguda önce yazılan kolon, yazılan tablo left'tir. Left sayılır, sol sayılır ve left olan tablodaki tüm kayıtlar getirilip right olan, yani yeni bağlanan tablodaki sadece ilişkili kayıtların getirilmesine left join denir. Yani şunu diyor. Ürün resimleri üzerinden gidecek olursam, ürünleri önce yazarsam ürünler tablosu left oluyor ve diyor ki önce yazılan tablo left tablosundaki bütün kayıtlar gelsin. Right'ta bulunan yeni bağlanan tablodaki bütün resimlerin gelmesine gerek yok. Bağlantılı olmayan resimler şu an bizim için umurumuzda değil, gelmesin. Ama bütün ürünler gelsin, resmi yoksa bile. Resim ID kolonundan olan taraf bile gelsin demektir left join. Bizde mesela ürünler üzerine değerlendirecek olursak select yıldız from ürünler dedim. O left outer join. Left outer join. Tek başına outer join diye bir şey yok. Left, right veya full demeniz lazım. Kategoriler diyorum. Kategoriler. K. 10 dedim. K nokta kategori ID yine aynı şekilde. Eşittir. U nokta kategori ID. Bağladım.
Tamam. Bunu çalıştırdığım zaman az önce bahsettiğim en sondaki karpuz ve kavun ürünü de yine getiriliyor. Ancak kategorisi bağlı olmadığı için kategori bilgilerinin yerine null yazıyor. Yok çünkü atanmış bir kategorisi yok. Kategorisi yok diye ürün hor görünmüyor. Adam ürünlerle ilgili rapor istediğinde siz kategorisi yok diye bir ürünü getirmezseniz hatalı rapor vermiş olursunuz. Ürün var ama raporda yer almıyor. Facia. Bu yüzden outer join kullanmanız lazım. Tamam? Çok acayip bir acemilik olur yani. Bu left join olmuş oldu. Ürünler önemli olmuş oldu. Right join de anlaşılacağı gibi right join yeni bağlanan join yapılan tablodaki ilişkili olmayan kayıtlarda kayıtların da gelmesi için listelenmesi için kullanılan join'dir. Sol tarafta, sol tabloda left tablodaki ilişkili olmayan kayıtlar önemsenmez. Yani bu sefer karpuzla kavun gelmeyecek left'te ürünler tablosundaki. Bunun yerine hiçbir kategoriye atanmamış olan kategoriler de listelenecek. Select yıldız from ürünler u right outer join kategoriler k diyorum k on k nokta kategori id eşittir u nokta kategori id. Çektiğim zaman ürünlere gidiyorum, bakın karpuz kavun gelmemiş. Onun yerine null olan değerler var. Kimler gelmiş? Sebzeler, ara sıcaklar diye kategori gelmiş. Ara sıcak ne demek ki ya? Ana yemek ile çorba arasında sunma operatifler. Sözlükten bak. Yazıyor böyle. De işte hangi yemek mesela ara sıcak olmuş oluyor? Humus. Humus mu? Sıcak mı humus? Sıcak olacak, arada olacak. Çorba bence yeterince ara bir yemek. O ön yemek. Ön yemek. Ara sıcak kim oluyor o zaman? Sigara böreği. Çobadan sigara. Börek o da. Lahmacun, fındık lahmacun falan. Kebaptan önce getirilir fındık lahmacun. Patlıcan köftesi. Patlıcan köftesi. Lazanya falan. Allah Allah. Ara sıcağa bak. Yemek. Biz ara sıcağı yemek diye yiyoruz yani direkt. Bir öğün yemek işte. Enginar yatağında hardallı patates salatası. Ne güzel ya. Enginar yatağında hardallı patates ne? Salatası. Salatası. Ara soğuk o. Hiç enginar elledim mi acaba? Onu bile bilmiyorum. Hoş. Vallahi ne iş. Ara sıcaklara takıldım. Olayımız nedir? Burada da sonradan bağlanan tablodaki yani kategorilerdeki bütün kayıtları getiriyor. Ona bağlı olmayan bir ürün varsa da sen üzülme canım sen gel diyor. Sen gel yine de. Getiriyor, listeliyor. Ürünün kolonlarına null yazıyor. Bunun bir ürünü yoktur. Diyerekten yazıyor. O zaman full join nasıl olur sizce? Hem onu getir, hem onu getir. Hem ondan getir, hem ondan getir. İkisinden de. Kategori adını getirir. İki tablodaki bütün kayıtları getirir. İlişkili olanları ilişkilendirir. İlişkisiz olanları da ayrı bırakır. Artık onları da bir araya getirecek bir ilişkici bulunur artık. Yapıyı da siz kırmızı diyorum ki select yıldız from ne yazıyorum ya? Full join mi öncelikle?
PUBG oyunu. Nur titriyor ha. Aha da geldi. PUBG oyunu. Full join'de de olayımız nedir? Left ve right iki tablodaki tüm kayıtlar gelir. Kayıtlar listelenir. İlişkili olan kayıtlar ilişkilendirilir. İlişkisiz kayıtlar kayıtlar ayrıca sonda veya başta listelenir. Yazalım. Select Yıldız Pro ürünler. Full Outer Join. Full Outer Join. Full Outer Join kategoriler. Hocam uzun zamandır yazıyorsunuz. Yani hiç left ya da right join yazdığınızı yazdınız. Inner'ı daha az yazıyorum. Aynen. Genel bunları yazıyorsunuz. O zaman full mu genelde? Left. Olur. Çoğunlukla left olur. Right, işte right arada... Ha? Olsun işte. İşte bazen alayının gelmesi sakıncalı oluyor. Ürün listeliyorsun. Ürünün ne adı var, ne fiyatı var, ne şey var. Orada bir div var, içinde hiçbir şey yazmıyor. O saçma olur. O zaman full olmaması lazım. Ürün gelsin de kategorilerle sadece ilişkiler gelsin diyor. Burada mesela 2 tane 3 tane kategorinin ürünü yoktu. 8-10 tane kategorinin ürünü yok. Düşün. En sona getirmiş ürün varmış gibi onları da dizmiş. Tıklıyorsa da hiçbir şeye gitmiyor yani. Öyle bir saçma durum ortaya çıkar. Ama left daha mantıklı oluyor. Ben çoğunlukla left kullanıyorum. Çünkü kayıt atlama gibi bir lüksün yok yani. Kayıt atlamaman lazım çoğu zaman. Kategori yoksa ürün değil mi canım? O da ürün. Petrol var da dizmiştik. Maruf kulağıma geldi. Papaza bağladı. U nokta kategori ID eşittir K nokta ID. Çalıştırınca bakın ne oluyor? Karpuz kavun geldi. Tedarikçisi ve kategorisi null. Bu yüzden de karşılığında null değer yazdı. Akabinde aşağı doğru gidiyorum. En aşağıya gittiğimde de sebzeler, sebzeler ve ara sıcaklar kategorileri de listelendi. Bunların da ürün tarafından olduğu için bunlarda da ürüne null yazmışlar. Ürün olup kategori yoksa ürünü yazar, kategorisine null yazar. Tam tersi durumda da kategori yazar, ürünü null yazar full join'de ama istisnasız iki tablodaki bütün kayıtlar gelir. Hangi ürün hangi nakliye firması ile taşınmıştır? Taşınmamışsa bile satışta görünmelidir diyerek bir soru soruyoruz. Şu durumda bakın güzel. Raci çözdü bize bu işi. Dedi ki hocam, ürünleri alırım, ürünlere satış detayı inner'la bağlı. Çünkü inner'a ürünün herhangi bir satışı yoksa onun kargosu var mı yok mu bilmemize gerek yok. Bize satışı olan ürünler şu anda lazım dedi. Dolayısıyla inner'la bağlı. Daha sonra bize dedi satış detayda bulunanlardan satış ID'si satışları olanlar gelsin inner'la yine. Bunu left'te yapsanız bir değişen olmaz çünkü non-nullable'dır. İlla satış ID girilmesi gerekiyor. Sonra nakliyecileri bağlarken dedi ki
left join ile bağlayalım da left outer join ile. Eğer ürün satılmış lakin nakliyecisi belli değilse gözükmesin. Şey yine gözüksün ama nakliyecisi de null yazsın. Nakliyecileri bağla lakin nakliyecisi yoksa bile satışı listele demiş olduk. Bu sayede bütün satışlar listelenir. Null olanlar listelenir. Yalnız bizim burada hiç null yok. Gideyim birini zorla null yapayım. Kuzey yerine gittim. Tables. Nakliyacılar. Nakliyacılara edit tab 200 rows diyelim. Nakliyacılara değil ya, satışlara. Şifriyalardan bazılarının null yazayım. Ciddi ciddi null ya. Evet. Kafa karışıyor bazen. Şarjör boşalıyor bazen. O yüzden fazla yakmasın değil mi? Birkaç null yazdım bakın. Gelin şuna da. Daha neler yazıyorum. Bu şey değil. Şimdi sorguyu tekrar çalıştırdığım zaman execute'da biliyor musunuz? U.Urun adı. Nerede bizim satış? Satış nerede? Satış şurada bir. Nakliyeciler ne? Nakliyeciler ID, şifriye, satış ID, ürün ID. Tamam. Arada bir yerdeydi bakın. Şuraya order by diyelim ya. Order by 2'ye göre derseniz nullların üstte çıkar. F5. Çay null gelmiş mesela. Çay satışına null yazmış. Demiş ki çayının kargosu, nakliyecisi yok. Bizim yeni verdiğimiz null'lar niye gelmedi ya? Bir anormallik var. Şu an Northwind'de çalışıyoruz da o yüzden. Kuzey yerinde çalışmamız lazım. Evet. Bakın. Verdiğimiz bazı satışların mesela Jack, Nim, bunlar gönderilmemiş. Bana buradan null olanlar, gönderilmemiş olanlar. Bunlar gönderilenler de burada listeleniyor. Federal Shipping ile gönderilenler. Speedy Shipping, Speed Express ile gönderilen. United Package ile gönderilenler diyebiliyorum. Şimdi birkaç örnek daha yapalım. Soru şu. Hangi tedarikçiden toplam kaç TL'lik ürün satılmıştır? Group by sorusudur. Group by sorusudur. 3 tablo bağlanır. Raci'ye çıktı ya piyango. Raci dedi ki hocam tedarikçileri çekerim from'la önce. Ona T dedim. Inner join'le git tedarikçinin ürünlerini bağla derim. Tedarikçinin bütün ürünleri gelir. Sonra giderim dedi. Inner join'le satış detayı bağlarım. Hangi ürünlerin satışlarını listelerim. Böylelikle tedarikçinin ürünlerinin satışları gibi bir durum ortaya koyabilir. Sonra da giderim grupların şirket adına göre dedi. Şirket adına göre. Grupladığım zaman ve çalıştırdığım zaman bakın Tokyo Traders $33,533 Tokyo Traders'ın sağladığı ürünlerden toplamda bu kadar satış satılmış. Buradan ne yaparsın? Order by'la
order by 2 dash dersin. Tersten sırala. En iyi geçineceğini hesaplayabilmiş olursun. Alayını seçmen gibi. Evet. Demek ki aux, joyaux bu heriflerle iyi geçineceğiz. Bunların sağladığı mallar gidiyor yani. Hani hocam burada işte right yok. İşte şimdi gelelim oraya. Şimdi bir tedarikçi varsa ve bu tedarikçinin hiç ürünü yoksa, ben hiç, adam hiç ürün getirmemiş ya, niye tedarikçim diyebilmek için bu adamı da listeleyebilmeli miyim? Bozmamak için. Bozmamak için adam. Listeleyebilmek istiyorum değil mi? O zaman gelirim derim ki tedarikçi varsa gelsin. Left join. Bakın outer joinlerde arkadaşlar outer kalabalık yapıyor denerek sadece left join derseniz de onun left outer join olduğunu TSQL'de anlaşılabiliyor. Left join yazabilirsiniz sadece. Outer yazmayabiliyoruz. Burada şunu sağladık. Tedarikçinin hiç ürünü yoksa bile listede listelenecek. Bakın deneyelim. Bir tane tedarikçi ekleyelim. Edit tab 200 rows. Ne diyelim? Kabız AŞ. Nurten kabız. Ne yapalım? Onun adı öyle yani. Müşterinin adı. Olmuş. Dedesi düşüneymiş. Şimdi sorgumuz nerede? Şu sorguyu left join yaptıktan sonra kabız AŞ'nin hiç ürünü olmasa bile listelenecek. Lakin şu anki listemizde yine kabız AŞ'yi görmeyiz. Neden? Kabız AŞ'nin ürünlerine null geldi, değil mi? Ben burada dedim ki git satış ürünlerin satış detaylarını getir. Ancak ürün veya satıştan eğer bir taraf nalsa getirme. Dolayısıyla kabız AŞ bu sefer burada düştü. Yine left'e çevirirsem inner'ı left join çektiğimde bakın en son kabız AŞ null. Adamlar hiç değer getirmemiş diyor. Burada değerin null gelmesi bazen sıkıntı doğurabiliyor. Sıkıntı doğurabiliyor. SQL tarafında özellikle çektiğiniz verilere hep integer geleceğini tahmin etmişsiniz ama null gelebiliyor. Bunu hesaba katamayabiliyorsunuz veya kod tarafında size sıkıntıya yol açabiliyor. Burada arkadaşlar case mantığı var. Case mantığı denilen bir mantık var. Buradaki eleman için sum, fiyat, adet toplamı için siz bir case belirleyebiliyorsunuz. Diyebiliyorsunuz ki case sum çıkan fiyat then seçenekleri belirliyorsunuz. Nalsa bakayım. Burada bir tane when nalsa hatta şurada then yok galiba. Nalsa then 0 yaz diyorsunuz. 0 yaz. Yes. Ha? Ne sıfırda mı yok? Sıfırda mı yok hani? Sıfırda mı yoktu hani ne? Evet şunu paranteze alayım çok anlayamadım. Şöyle. Bakalım. Az kısmını yemiyor şurayı. Bizler mahvemiş. Bir şey yanlış yaptı. Sonra end case yazmak gerekiyor. Sadece olabilir. Çok kullanmadığım için ezberde zorlandım. As toplam fiyat diyorum yine. Çalıştıralım. Şimdi sadece 0'da 0 yazıp geriye alınalım. Geriye kalan bütün elemanlar için de şu end'den önce when hatta bence en iyisi şöyle yapalım. Şimdi case'i ben şöyle anlatayım. Ayrıca bir anlatayım case'i ondan sonra burada kullanayım. Yoksa burası çok kafa karıştırıcı olacak.
Gelecek baby. Yes, böyle. Tamam, şimdilik böyle kalsın. Case'i biraz daha anlatayım tekrar. Case'in iki kullanımı var çünkü. Şimdi aradaki farkı ayırt etmeden sıkıntı olacak. Kabız aşağıya da gelmiş oldu. Şimdi şu anki durumumuzda. Şimdi arkadaşlar, case when olayına girelim. Case when sorgu içerisindeki belli bir metne bakarak seçeneklerden birisini uygulayıp uygulamamakla ilgili seçim yaptırabildiğimiz bir komut. Bu ne biçim cümle oldu ya? Bir kolona bakarak içindeki değere göre farklı bir değer yazabilmesini sağladığımız bir yapıdır. Örneğin select yıldız from personeller diyelim. Niye gelmedi? Çalıştırdım. Şurada ünvan ekinde bakın, ünvan ekinde ms, dr, ms, mrs diye bir şey var değil mi? Ben bunları ms geldiyse işte bay, mrs geldiyse bayan şeklinde göstermek isteyebilir miyim sorguda? En doğal hakkım değil mi? Gelirim şunu yaparım. Bakın, case'in iki çeşit kullanımı var. Birincisinde şunu dersiniz. Case, bir tane kolon verirsiniz. Unvan eki. Burada den diyor muyduk, demiyor muyduk? Çok şüphede kaldım. Den diyorduk sanki. Evet. Bir alt satırda geniş yazalım. Ve en sonunda da end diyoruz. Case'in bittiğini gösteren. Bu arada bir şey var gibi ama. When deyip when mrs ise mrs nokta ise then bayan, when ms nokta ise bayanı kapatmazsan tabi ms nokta ise bu ms mrs'leri tırnak için almak lazım. Metin sonuçta. Ms ise then by yazsın. When dr nokta ise then doktor diyelim. Bu şekilde belirleyebiliyorsunuz. Çalıştıralım. Bakın, nereye yazdık bunu biz? En sona mı yazmışız? En sona gittiğim zaman adamın durumuna göre baysa bay, bayansa bayan, nallar neymiş ya? MS ne ya? MR. Mister. Mister'i de bekarları da erkek yaptın olayım. MR bay, MRS. DR şu bekar anlamı mı? MS dediği bekar bayan. Oo, bir dakika. Miss. Mr. When. MS noktaysa. Then. Bekar bayan. Yerim dul bayan. He? Evet. Birinci kullanımı budur. Bir tane kolon verirsiniz. When eğer mrs ise, ms ise, mr ise, dr ise diye böyle. Dr doktor değil mi? Yanlış biliyoruz. Doctor. Çalıştırdığım zaman evet. Bekar bayan, doktor, bekar bayan, 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 bay, bay diye böyle bir seçeneklendirebilmiş oldum. Ney? Nereye? Şuraya mı? Case'den önce sonra mı? Şuraya. Evet. Nasıl bir şey yazmak istersek? Bir şey. Oraya mesela hikaye yazmak istersek.
Başka bir kolon mu? Koşul mu? Hocam büyük. Kolon adı mı? Kolon adı boş. Kolon adı. He, kolon adı. End'ten sonra gelip as. Aynen. Ne diyelim buna? Cinsiyet, cinsiyet mi diyelim? Bekar bayan bir cinsiyet. Bekar bayan cinsiyet. İşte onu bana adım için as tip. Personelin tipi. Ben de şey yazılmaya açık. Yazılmaya açık. Yazılmaya açık mı? Bekar bayan. Bu korona genel olarak ne isim verebilirsiniz? Durum. Ünvan diyeyim. Ünvan diyeyim tekrar. Bekar bayan. Bayan, bayan. Diyebiliyoruz. Bu birinci kullanım. İkinci kullanımda şunu yapabiliyorsunuz. Select yıldız from ürünler diyorum mesela. Ben ürünün fiyatına göre ucuz, çok ucuz, pahalı falan gibi şeyler yazabiliyorum. Yani mesela 50'nin altındaysa ucuz, 50'nin üstündeyse pahalı ürün kategorisi diye böyle kendimce listelerken verebiliyorum. Burada her seferinde ürün büyükse 50, ürün büyükse 20 falan gibi kıstaslar var. Bu da case'in ikinci kullanımı. Şöyle. Burada geliyoruz arkadaşlar. Case diyoruz. Bir kolon ismi vermiyoruz. Case, bir kolon ismi vermiyoruz. Alta geldim. Fiyat büyük 50 when. Fiyat büyük 50 durumunda pahalı diyorum. Then. Case ver. Case ver. Fiyat büyük 50 pahalı. Sanki bana da öyle geldi. Bir yandım. When fiyat 50, büyük 50 then pahalı. Evet. Bir daha aydınlatıp düzeldim. When fiyat küçük 50 ise, 50 ise then beleş mi? O kadar değil canım. Beleşten biraz pahalı. Diyorum. Sonra da en son case'i bitiriyorum end'le. 50'ye eşitse. When fiyat eşittir. Eşittir. 50 then ideal mi diyor bu zaman? Alınabilir. Kesin al. Kesin al. End deyip bitiriyorum. As deyip as. Buna da ürün durum. Pahalı, ucuz, alınabilir şeklinde. Select, yıldızla birlikte. Hatta yıldızla birlikte olmasın. Ürün adı, virgül, case diye başlasın. Ürün adı, virgül, fiyatla gerek de. Ucuzlu gibi olmuşuz. Yani. Bakın, fiyata göre her seferinde kıyas yapıp pahalı, ucuz, alınabilir falan diye böyle seçenekler sunabilmiş oluyoruz. Case when. Case when'den. Case when'den. Case when, case when, case when'den. Güzel. Ucuz, 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 pahalı, 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 ucuz, ucuz, pahalı. Hiç ideal yok. Hocam nasıl sıraladık onu? Ucuza, pahalıya göre mi? Evet. Geliriz, deriz ki order by. Order by. Ürün duruma göre anca yazdığım isim veya üçüncü kolona göre desk dersek desk dersek ucuzlar üste çıktı. Ucuz pahalı. Diyerekten case'i de kullanabiliyoruz. Orada da yine case'den de null'sa sıfır yazmasını sağlayabiliriz.
kota bilgisi diye bir şey koymuş olsalar kişiler için yıllık bazda değerlendirip kotayı aştıysa aştı, geçti, geçemedi falan diye kıstaslanabilir. Bir soru gelsin mi? Saat 5.30 mu? 5 dakika öyle olsun sonra. Allah Allah. Bir anormallik var. Bu önlükte o zaman bu kadar arkadaşlar.